arkadaşlarım. Kültür ve Sanat Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen Solo Türk F-16 gösteri ekibi söyleşi programına hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Sayın Burhanettin Uysal hocamızı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsümüze davetini arz ederim. Değerli komutanlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili gençler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karabük Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayırt eden en önemli özellik, öğrenci inisiyatifinin en ön planda tutuluyor olması. Bugün tam bu program gibi 6 tane programımız var arkadaşlar. Eğer rektör olarak ben bunu organize edecek olsaydım, haftada bir program organize edebilirdim. Ama sizler kendi eksikliklerinizi, kendi ihtiyaçlarınızı, sizleri rekabet ettirecek konularda tercihlerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Ve biz de buna destek vermeye çalışıyoruz. Üniversiteler gerçek hayatın tatbikat alanıdır. Üniversiteyi bitirip gerçek hayata atıldığınız zaman o zorlukları zaten göreceksiniz. Ama bu sosyal faaliyetleri üniversite içerisinde gerçekleştiriyor olursanız hayata bir adım önde başlamış olacaksınız. Hepinizi bu kulüplerde yer almaya davet ediyorum. Geçen yıl 1208 tane bu şekilde sosyal, kültürel, sportif faaliyet gerçekleştirmişiz. Bu hiçbir üniversitede olmayan faaliyetlerdir. Olsa bile öğrenci marifetiyle bu kadar organizasyon hiçbir üniversitede yapılmıyor. Ben sizi kutluyorum. Geleceğin liderleri olarak görüyorum. Değerli komutanlarımız davetimize icabet ettiler. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çünkü milletimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Türk bayrağını göklere çıkardılar ve orada şerefle dalgalandırıyorlar. Ben hem şahsım adına hem sizler adına hoş geldiniz diyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Sizlere kısaca Solo Türk'ü anlatmak isterim. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern F-16 uçağının yüksek performanslı kabiliyetlerinin kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan profesyonel bir gösteri ekibidir. Gösteri uçuşları tek kişilik F-16 C-Block 40 uçağıyla icra edilir. Uçak üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Solo Türk pilotları aynı zamanda harp eğitimi de almaktadır. Barışın güvercini, savaşın kartalı, Türk milletinin haklı gururu, Solo Türk ekibinin birinci pilotu Yüzbaşı Sayın Yusuf Kurt komutanımızı, Üsteğmen Sayın Emrah Bayrı'yı, kıdemli çavuş Sayın Erkan Alaz'ı sahneye davet ediyorum. Burada bulunmaktan da çok mutluyuz. Bizim yani bulunduğumuz konferanslarda size havacılığı anlatmak ya da kendimizi anlatmak değil asıl amacımız. Asıl amacımız buraya biz neyiz, kimiz, ne yapıyoruz ve sizler bizim hakkımızda nasıl, neyi merak ediyorsunuz? Bunları anlatmak. O yüzden öncelikle ben şu sunumu anlatana kadar buradan anlatayım. Sonra sohbet kısmına devam edelim istedik. Biz neden kurulduk, ne iş yapıyoruz? Öncelikle kuruluş amacımız Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri dünyada ilk kurulan Hava Kuvvetleri arasında. Birçok hava kuvvetlerinden çok daha önce kurulmuş, çok daha uzun yıllar görev yapan, çok daha tecrübeli bir hava kuvvetiyiz. 2011 senesinde 100. yıl kutlamaları yapılacakken, hava kuvvetlerinin kuruluşunun 100. yılını kutlayacakken, hava kuvvetleri halkımıza bir armağan vermek istiyor ve bu düşünceler devam ediyor. Bizden önce tek uçakla gösteri yapan ülkeler var F-16 ile. Neden bizim hava kuvvetlerimizde yok diye bir düşünce de var aynı zamanda. Bu iki düşünce birleşerek Solo Türk kuruluyor. Bu tabii bizim halkımıza verdiğimiz armağan olarak. Peki biz ne iş yapıyoruz? Bizim işimiz sadece Türk Hava Kuvvetleri'nin ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, bütün Türk insanının elinde sahip olduğu enerjiyi,
ya da imkanları en iyisini kullanabilecek şekilde yapabildiğine göstermektir. Aynı şekilde burada size verilen imkanlarla sizin yaptığınız güzel işler gibi bize de verilen imkanla hava kuvvetlerinin bize vermiş olduğu dünyanın en modern silahlarından birisi olan F-16'yı bu şekilde kullanmak. O yüzden tüm dünyada bayrağımızı dalgalandırmak, yurt içinde de bize olan bu güveninizi haklı olduğunu göstermek için çalışıyoruz. Ekibimiz 13 personelden oluşuyor. 2 pilotumuz var. 2 halkla ilişkiler personelimiz ve 9 uçak bakım personelimiz var. Uçak bakım personelimizde her birisi ayrı ayrı yerlerden sorumlu. Pilotları görüyoruz. Erhan Güner ikinci pilotumuz. Benden sonra görevde yer alacak olan pilot. Basın halkla ilişkiler ekibimiz ve uçak bakım ekibimiz. Başlarında bir komutanı var. Belki ben uçağın her parçasından ayrı ayrı sorumlu personelimiz mevcut. Toplam 13 personelle bu görevi yapıyoruz. Biz bu görevi yapıyoruz ama hani sizin bu dallar diyen hem öğrenciyken bu tür faaliyetler yaptığınız gibi biz de savaş eğitimlerimize, harbi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Biz 2 pilot, kendi filomuzda öğretmen pilotuz. Filomuza yeni gelen genç arkadaşlarımıza F-16'yı öğretiyoruz, yeni taktikler öğretiyoruz. Savaş öğretimini yaparken ekstra zamanlarımızda hava kuvvetlerine hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir karşılık almadan tamamen kendimiz gönüllü olarak başvurarak bu 13 personelin, 13 personelin tamamı bu görevi yapıyoruz. Burada gördüğümüz gibi normal biz şu an siyah üniformalıyız ama normalde yeşil üniformamızı giyip savaştığımız daha fazla zamanlar, daha fazla zamanımızı alıyor. Uçağımız F-16C uçağı, yani C demek tek kişilik olduğunu gösteriyor. F-16'nın tek kişilik ve iki kişilik modelleri var. Biz öğrencilerimizi iki kişilik uçakla uçarak arkasında oturup onunla arkada da aynı kumandalar var. Ona eğitim veriyoruz. Ama görevleri tek kişilik uçakla yapıyoruz. Yani çift kişilik uçaklar çok az. Tek kişilik uçakla yapıyoruz. Bu uçağın bir adı var. Uçağımız bizimle her zaman bağdaşmış şekilde ama bir arkadaşımız, o bizim silah arkadaşımız olarak görüyoruz. Buradaki 91 yılında üretime başladığını söylüyor. Yani 93-94 senelerinde uçmaya başlamıştır muhtemelen bu uçak. Yani 1991 model bir uçak. O 91 yılının 11. uçağı. Biz uçaklarımıza isim verirken üretim yılının sonunu ve kendi rakamlarını alıyoruz. O yüzden 1011 diyoruz. Niye 1011 diyorum? Konuşmamız esnasında çok 1011 geçebilir. Hani benim adım Yusuf, onun adı da 1011 gibi. Biz ona 1011 söylüyoruz. 1011 dersek anlayın ki bu uçaktan bahsediyorum. Dil alışkanlığı 1011 diyebilirim. Bizim ülkemizde 4 çeşit F-16 var, serisiyle alınmış. Yani 86'da alınmış, 91-92'de alınmış, 94 yılında alınmış ve en son 2007'de alınmış ve 2012'de uçmaya başlayan uçaklarımız var. O anlamda şanslı pilotlardan 0 F-16 ile uçmuştum var. Yani poşetini söktük gibi demeyeceğim ama böyle 0 F-16 ile uçmuşluğumuz var. Bir uçak için 30 yıl, 40 yıl çok uzun bir süre değil. Bir uçak için önemli olan bakımlarının nasıl yapıldığı, tedarinin nasıl devam ettiği, nasıl işletildiği bu önemli. O yüzden 91 modeli uçak yaşlı değil mi diye düşünmüyorum. Yaşlı değil. Geçen sene de bu uçak modernize oldu. İçindeki tüm teknoloji şimdi normal şu anki seviyedeki F-16'lara getirildi. En son aldığımız 2012 modeli F-16'larımızda bu uçak aynı güç ve kabiliyette. Aynı zamanda bu uçak sadece üzerinde boyasıyla gösteri yapıyor. Bu uçağın gösteri yapması için bizim İçinde herhangi bir teknoloji, herhangi bir yazılım, herhangi bir donanım, hiçbir şey yok. Normal F-16 uçağı. Bu uçak bakımda olduğu zaman biz diğer uçaklara da gösteri yapıyoruz. Ya da biz şu an buradayken bu uçak filomuzda başka pilotlara normal savaş görevi uçuyor. Yani her türlü görev yapmıştır. Akdeniz'de, Ege'de uçmuşluğu vardır. Bütün görevleri icra eden F-16 uçağımız. 28 bin libre motor gücü diyoruz. 28 bin libre demek, yani F-16'lara bir beygir, yani havacılık sektöründe beygir gücü yok ya da beygir karşılığı yok. Motorların sadece itki gücünün karşılığı var. 28 bin libre 13 ton demek. Yani bu uçak, yani bu uçağın motoru 13 tonluk bir kütleyi yerinden kaldırabilecek güçte. Yerinden kaldırabilecek dediğim şu, normal uçaklar yatay olarak hızlanıp süratlendikten sonra giderler. Yani motoru kendi ağırlığında taşıyamaz hiçbir zaman. Ama dünyada üretilmiş 3 ya da 4 tane uçakta kendi ağırlığından daha fazla güç üretebilen motoru olan uçak var. Bunlardan bir tanesi de F-16. O yüzden güçle ilgili problem yok. G'den bahsedeceğim birazdan. İnsan limiti olarak kabul edilen 9G ile -3G arasında görev yapıyoruz. Bu da zaten uçağımızın bize
otomatik olarak limitlediği bir şey. Hem savaşta hem gösteride. Uçağın kendi özelliği. Artı 9 ile eksi 3 de bizi limitliyor. Zaten onun üzerine çıkabilen uçak yok henüz dünyada. Tasarımı ödüle sahip. Birçok yerde birçok ödül aldı. Ankara'da Murat Dorkip Bey var. Türkiye'de gördüğünüz birçok markanın yönetimini yapıyor. Biz de kuruluş aşamasından kendisine yardım alarak algı yönetimi üzerine Soğuk Türk adına gördüğünüz işte bizim tulumlarımızdan, şapkalarımızdan, tişörtlerimizden uçağın boyasına kadar bütün her şeyi karar vermiş, yapmış birisidir. Tabii Hawkett ile beraber. İlk kuruluşumuzda Murat Dorkip Bey, orada görüyoruz. O zamanki Cumhurbaşkanımızdan ödülünü alırken görüyoruz. Tasarım önemli. Bu tasarım yapılırken uçakta güzel görünsün diye tasarım yapılmadı. Sizlerden, bizlerden, yani Türk milletinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Türk Hava Kuvvetleri'nden bizler taşısın, bir anlam getirsin diye. Biraz önce Sayın Rektörümle konuşurken sizdeki hilalin 81 parçadan oluştuğunu konuştuk. Oradaki hilal tabii çok anlamlı ama üstüne bir de böyle bir anlam koyduğunuz zaman çok daha farklı ifadeler taşıyor. Bizim uçağımız da aynı bir şekilde üzerine çok güzel ifadeler taşıyor. Öncelikle önden geriye doğru gördüğümüz kesik kesik çizgilerimiz var. Bu kesik kesik çizgiler havacılığın hızını gösteriyor. Ancak hızını gösterirken doğru karar verebildiğini. Çünkü önemli olan hızlı olmak değil, hızlı ve doğru karar verebiliyor olmak. Hızlı isimlerimiz böyle kesik kesik görünürler. Burada onu ifade ediyoruz ama bütün çizgiler net olduğu için hızlıyız ama doğru karar veriyoruz anlamına geliyor. Şu kuyrukta görmüş olduğunuz kartal, Hava Kuvvetleri'nin forsu, bu Soğuk Türk'ün forsu olduğu gibi Hava Kuvvetleri'nin forsu var. O Hava Kuvvetleri'nin forsundaki kartalın aynısı. Yani Anadolu Kartalı. Biz buna, bunu gördüğümüz her yerde bu Anadolu Kartalı'dır. Türkiye milletini ya da Türk Hava Kuvvetleri'nin temsilidir diyebiliriz. O yüzden kendi Anadolu Kartalımızı buraya altın rengiyle taşıdık. Önden geriye o kesik kesik çizgilerden bahsetmiştik. Bu kesik kesik çizgilerin 21.si en sonunda ortaya bir yıldız çıkartıyor. Burada vermek istediğimiz mesaj şu. Biz Türk milletini 21. yüzyılda dünyanın yıldızı olması gayesine göre ilerletiyoruz ve çalışıyoruz anlamına göre. Yani amacımız ve gayemiz 21. yüzyılda dünyanın yıldızı olmak. Bunun için çalıştığımızı gösteriyoruz. Ay yıldızımız uçağın altında var. Neden ay yıldızı var gibi bir soru gelmiyor ama. Neden bu ay yıldız uçağın altında diye çok soru alıyoruz. Bu uçak şu yüzden, yani bu yıldız şu yüzden uçağın altında. Siz kim olursanız olun, işte geçen sene burada gösterimizi izlerken de görmüşsünüzdür izleyenler. Ya da gösteri izlemiyorsunuz ama havayolunda biz bir yerden göreve giderken, bizi geçerken görüyor olabilirsiniz. Bir şekilde bu uçağı görüyorsanız, bu uçağımıza bakıyorsanız, bu ay yıldız sizden her zaman yüksekte olmalı. Ve ay yıldızına bakıyorsanız her zaman başınız dik durmalı. O yüzden uçağın altında. Uçağımız mat siyah boyalı. Bu mat siyah boyanın üstüne parlak siyah boyayla bir gene Anadolu kartalı var. Yani Türk milletinin kartalı orada mevcut. Yine geçen sene gösterimizi izleyenler belki bunu hiç görmemişlerdir, hiç fark etmemişlerdir. Çünkü bu 20 dakikalık gösteride maksimum 20 saniye, belki 30 saniye görünüyor ve fotoğrafçılar bu kartalı yakalamak için, bu Anadolu kartalı yakalamak için çok uğraşıyorlar. Bunun özelliği ya da burada vermek istenen mesaj ne? Biliriz ki ters ışıkta, yani güneş arkadan vurduğunda, ışık arkadan olduğunda ayrıntılar kaybolur, detaylar kaybolur. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şey göremeyiz. Sevmeyiz yani ters ışık durumunu. Ancak ters ışıkta bu Anadolu kartalı meydana geliyor. Burada vermek istediğimiz mesaj da işler tersine gittiğinde ve hiç ummadığınız bir anda Anadolu Kartalı yanınızda olacak. Bu yüzden bu kartalı bu şekilde dizayn edildi. Tasarımın önünden girişi. Gösteri paketi. Gösteri paketi dediğimiz bizim 20 dakika boyunca birbiri ardına yaptığımız ve aralarını birleştirerek oluşturduğumuz hareketlerin toplamına gösteri paketi diyoruz. Gösteri paketini belirlerken havacılık bölümünde okuyan arkadaşlarımız ya da pilot olmuş kişiler gibi, havacılığı çok iyi bilen, manevraları çok iyi bilen kişiden, havacılığı ilk defa uçak görmüş kişiye kadar, hatta küçük kardeşlerimize kadar herkesin bir şeyler kapması için farklı hareketleri belirleyip sonra onları bir araya bağlıyoruz. Buna da biz gösteri paketi diyoruz. Bir pilotla gösteri icra ediyoruz. Birimiz uçarken diğer pilot yerde
onun yönlendirilmesini, seyircinin emniyetini, alana yaklaşan bir uçak olup olmadığını gibi durumları söylüyor. Ve birinci pilot da uçamayacağı bir durum olursa diğer pilot devreye giriyor. Tek uçakla yapıyoruz. Aynı bizim uçağımız, yani pilotun yedeği olduğu gibi uçağımızın da yedeği var. Bu 1011'in Redshift 011 diye isim verdiğimiz yedek bir uçağı mevcut. Onda da altında yıldız ve kuyrukta Anadolu Kartalı mevcut. Tam boyalı değil. Biz 10 metreden 5 kilometreye kadar gösterimizi yapıyoruz ve 5 kilometreye 15 saniye içinde tırmanış gösteriyoruz. Aynı şekilde 15 saniyede 5 kilometreden tekrar 30 metreye, 40 metreye alçalışımızı yapıyoruz. Ve bu da yine 15 saniye sürüyor. Bizim F-16 uçağının iniş kalkış süratı 300 kilometre. Üzerine yük koyduğunuz, bomba koyduğunuz zaman 350-400'lere kadar çıkabiliyor kalkış süratı ve iniş süratı. Ama biz gösterilerimizde uçağın uçamadığı, yani indiği süratin de çok altında 200 kilometrelere kadar süratimizi düşürerek seyirciye gösterebiliyoruz. Bir F-16'yı bir jet uçağını 200 kilometrede gördüğünüz zaman gerçekten helikopter hissi veriyor insana, onu yaşıyoruz. 1200 kilometre maksimum hızımızı seyirciye gösteriyoruz. 1250 kilometre civarı ses hızı. Ses hızını geçersek yere çok zarar verebileceğimizden, patlamalar olacağından, insana bir zararı yok ama cisimlere zarar veriyor, bazı camları kırabiliyor. O yüzden 1200 kilometrede süratimizi durduruyoruz. Çünkü F-16'nın maksimum süratı 2500 kilometre. G kuvvetinden bahsedecek olursak, dünya kütlesinden dolayı hepimizi ya da her cisimi belli bir yerçekim ivmesiyle çekiyor. Buna da gravity, yani G gücü G deniyor. G'nin gelişi bu. G yerçekim demek. Biz yaptığımız bazı manevralarda dünyanın bize uyguladığı kuvvetin 9 katına kadar fazla kuvvet kendimize uygulatabiliyoruz. Yani uçak bize bu kadar kuvvet uyguluyor. Bazen de bazı manevralarda da dünyanın bize uyguladığı çekimin aksine itki gücüyle 3 katı kadar fazla kuvvetle itiliyoruz. Bu insan fizyolojisine ne zarar var? Normalde 70 kilo olan birisi 9 G altında 630 kilo çıkıyor. Bütün kan dahil, bütün hücreleriniz, bütün organlarınız bu kadar ağırlaştığı için kalp yeterli kanı basamama durumu var. Kanın vücuttan ayaklara toplama bir durum var. Bu böyle dehşet gibi anlamayın. Yani ölüyoruz bitiyoruz, öyle bir şey değil. Yani bu fizyolojik bir şey, normal. Bu kan bacaklara toplanmasın diye giydiğimiz özel bir kıyafet var. Uçak bu basıncı hissettiği anda o pantolonumuzu şişirerek kanın bacaklara toplanmasına geliyor. Vücut üzerinde kalıyor kan. Biz de özel bir nefes alma tekniği kullanıyoruz. Bu basınç altında nefes alabilmek için. Çünkü göğüs kafesine çok aşırı baskı olduğundan eğer nefes vermeye çalışırsak bütün nefesi kaybediyoruz. Biz sadece nefes almaya çalışıyoruz. Nefes almak için ağzımızı açtığımızda o yeteri kadar hava kaçmış oluyor zaten o basınçtan dolayı. Bunu da tabii direkt uçakta görmüyoruz biz bu basıncı. F-16 benim 7. uçağım. Yani 1. uçaktan başlayarak 7. uçağa kadar gelmeniz devamlı ilerleyerek oluyor ve performansı daha iyi uçak, daha yüksek, daha yüksek derken en son F-16'ya ulaşıyorsunuz. Yine de F-16'dan önce Eskişehir'de bir simülatörümüz var. Bu simülatörde bizim testlerimiz yapılıp F-16'ya uygunumuz değilimiz görülüyor. Eğer o testleri başarıyla geçersek F-16'nın birinci sortisine başlayabiliyoruz. İlk uçuşunu yapabiliyoruz. Yaklaşık 20 hareketi 17 dakikada sunuyoruz. 15 Nisan 2011 bizim doğum günümüz. Sayın o zamanki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül tarafından açıldık. İlk seyircimiz kendisidir. Henüz kurulduğumuz ilk yılda İngiltere'de dünyanın en iyi gösterisi kabul edilen ve 29 ülkenin katıldığı bir ortamda tamamen halkın oylarıyla dünyanın en iyi gösteri takımı seçildik. İlk sene tabii beklenen bir başarı değildi çünkü henüz yeni kurulmuşsunuz ve bu Dünya Ligi, Devler Ligi gibi böyle. O yüzden çok büyük bir başarı bizim için. Bu kılıç, Kral Hüseyin'in kılıcı, oraya sponsor olan Ürdün Kralı'nın kılıcı. Şu an Ankara Timeşkut Hava Müzesi'nde sergilenmekte. Burada, bu başarıda, özellikle burada da onu gördüğüm için özellikle üzerine baskı yapmak istiyorum. Tamamen milli olma ihtiyacımızdan ya da isteğimizden ortaya çıktı bu. Dünyada bizden başka 4 tane daha ülkenin bunu yaptığını söyledik ama bu ülkeler takımlarını kurarken F-16 pilotlarını Amerika'ya gönderip Amerika'nın eğitimini alıp sonra kendi ülkelerinin hava kuvvetlerinde bu gösterileri icra ediyorlar. Hatta hala hazır gösteri pilotları her sene tekrar eğitimi tazelemek için bir ay, iki ay süreyle Amerika'ya devam ediyor ve Amerika'da eğitim alıyor.
Bizim amacımız dünyadan hiçbir şey almayacağız, tamamen kendi içimize olacağız değil. Ama kendi imkanlarımızla, kendi kendimize, eğitimimizi kendimiz yaparak onlardan daha iyi bir yere geleceğiz diye. Adımız zaten Soğuk Türk. Uçağımız Tayide yapılmış, yani Ankara'dan en azından Montes yapılmış bir uçak. İsmimizi kuran ya da kendi araştırmacılarımız, bütün algı yönetimcilerimiz hepsi Türk. Ve eğitimlerimizi de kendi kendimize yaptık. Kendi kendimize nasıl yapabildik bunu? Ortada hiçbir şey yok yani, bunun çünkü bir ilki olması lazım. Bu uçağın tabii şartları var, dokümanları var. Önceki dokümanlardan deneyerek, sonra simülatörde uğurluğunu gördükten sonra yüksek irtifalarda, uçuşlarda hareketleri deneyip ondan sonra alçak irtifada bu hareketleri yapmaya başlıyoruz. O yüzden tamamen milliyiz. Tamamen kimsenin yapamadığı hareketleri yapabiliyor olmamızın ya da kimsenin şimdiye kadar deneyemediği hareketleri bizim artık çok kolay yapılıyor biliyor olmamızın sebebi bu. Tamamen kendimizden çalıştık, tamamen kendimiz bu sistemi kurduk. Biz gösteriyi nasıl yapıyoruz? Yani Karabük'te gösteri yaptık da başka bir yerde niye yapmadık geçen sene? Bu tamamen davet üzerine. Biz hiçbir gideceğimiz yeri belirlemiyoruz. Buraya gidelim, şuraya gidelim. Kesinlikle öyle bir şeyimiz yok çünkü biz devlet kurumu olduğumuz için bütün her yere gitmemiz lazım. Ayırt edemeyiz ne sayıya göre ne özelliğine göre. O yüzden valiliklerin, kaymakamlıkların bize olan taleplerini karşılıyoruz. Yani birçok talep geliyor tabii ki, karşılayamadıklarımız da oluyor. Bir yere gidemiyorsak ya oradan talep gelmemiştir ya da aynı güne 3-4 tane il aynı şeyi istediği için ya da ilçe aynı gösteri istediği için işte 19 Mayıs, 29 Ekim gibi. O yüzden bir tanesine öncelik verip diğerini sonradan gösteri gideriz gibi düşündüğümüzden olmuş olabilir. Tabii biz icracıyız, bunu düşündüğümüzden dediğim Genelkurma Başkanı ve Hava Kuvvetleri karar veriyor. İnternet sitemizde bir iletişim sayfası var. Bu iletişim sayfamızda bir faks numarası. Bu faksa gönderdiğimiz bütün talepleri biz cevaplıyoruz. Gösteriler, üssümüzü ziyaret, provamızı izlemeye gelmek ya da bu şekilde konferanslar gibi. Soğutuk pilot olmak için Hava Harbi Okulu mezunu olmak gerekiyor. Hava Harbi Okulu'ndan sonra uçuş okuluna devam ettik. Uçuş okulunda 3 tane uçakla uçtuktan sonra Hava Kuvvetleri bize tip belirliyor ve tip belirledikten sonra biz F-5 Türk Yıldız Hava'nın uçakları biz F-5. F-5'te öncelikle uçuyoruz. F-5'te de başarılı olanlar F-16'ya seçiliyor. F-16 pilot oluyoruz. Yaklaşık 7 sene F-16'da uçtuktan sonra yani 6-7 seneye denk geliyor. Belli bir tecrübe seviyesi. Hava Kuvvetleri bu iş atama olmadığı için sen soğutuk pilotsun diye atanma yapılmadığından kimler gönüllü olmak ister diye bir yazı yayınlıyor. Yani şu seviyeye gelmiş, şuraya ulaşmış pilotlar arasında soğutuk pilotu seçecektir gibi. Biz başlıyoruz, Hava Kuvvetleri ondan sonra birimizi seçiyor ve soğutuk pilotu oluyoruz. Cigüvete'den bahsettim. Şu an personeline 100. yılda Türk Milletine armağan olduğunu söyledim. Ünlümleri geçtik. Bir de tanıtım filmimiz var, onu izledikten sonra tabi bu da buradan sürpriz herhalde. Ben de bilmiyordum. Evet. Hatta işte personel bir şey yapmış. 2015 yılında tanıtım filmi şu an ben bir kere izledim. Yani dün çıktı. İlk defa burada yayınlayacaklar. Ben de şaşırdım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz 2015'in tanıtım filmi olacak. Beğenmezseniz yenisini yapmak zorunda kalacağız.
sadece adanmışlık meselesi değil. Ya da kendine güven. Bu sadece kararlılık meselesi değil. Açıklanabilecek bir mesele hiç değil. 103 yıldan beri Türk Hava Sahası'nın daha güvenli olması için, en iyi gösteriyor gibi olmak için, daha sınırları zorlayan, daha estetik, daha güvenli, daha etkin, esnek ve çok yönlü olmalı. Bu bizim işimiz. Sorumluluğumuz, gün ve gün daha iyisini yapmak için, Türk milleti için, solo Türk. Danışman hocamız doçent doktor Sayın Bülent Nuri Kılavuz'u ve üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Sayın Burhanettin Uysal'ı plaket takdimi için sahneye davetle arz ediyorum. Başkanımız, sevgili Erman Gülgeç, arkadaşımız bir karikatür yapmıştı.